acı bir tecrübemiz var. Yıllardır bu tür toplantıları yapıyoruz, arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Hazırlık halinde, birbiriyle iletişim halinde olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Orman Bölge Müdürlüklerimiz de sunumlarını yapıyor. Ama biz çok acı bir tecrübe yaşadık. İnşallah bir daha olmaz. Tabii öncelikle dikkatli olmamız gerekiyor. Uyarmamız gerekiyor duruma göre. Hassas olmamız gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında çok da uzattım çünkü 28 Temmuz'da bu kadar acı bir tecrübe yaşadık ki kimseye benim burada bir şey söylememe de gerek yok. Belki bazı arkadaşlarımız burada değildi ama bölge müdürü ya da müdür arkadaşımız burada değildi. Burada bulunan bütün teşkilatların diğer alt personelleri yangına bir şekilde yardımcı olduğu, destek olduğu, yangın sonrasında hasarları gidermek için, insanları motive etmek için, morallerini yükseltmek için herkes kendi alanında mutlak surette destek olmaya destek oldular, gayret ettiler ve çok acı tecrübeyi o da bize çok şey öğretmiş demek ki Marabat yangını. Yani Kumluca'da elektrik idaresinden aklımıza gelen gelmeyen herkes oradaydı maşallah. Kimseyi arama ihtiyacı duymadık, sorma ihtiyacı duymadık. Niye gelmedin, niye gelmedi gibi bir şey olmadı. Defterdarlıktan, yani hasat tespitten. Yani diğerleri sözlü bilgilendim ama 33 tanesi ulusal basına da çıktı, yerel basına da çıktı. Bizzat söndürme olaylarında fiili tatbikat yaptılar. Sertifika verdik onlara. Müdahaleye gidiyorsunuz biliyorum da. Düz Ova'daki ormanla orman dışı arazi ayrı ayrı kayda giriyor. Tersine ayrı kayda giriyoruz. Tespit edebildiğiniz sayı var. Bunlar ormanda çıkan yangınlar. Orman, tamam. Araziler farklı. Çünkü siz araziye de destek atıp veriyorsunuz ama orman... Hazır hemen aldığımızda birden hareket ettiğimiz dönem yıldırımlar dahil 16 dakika, yıldırımlar hariç 14 dakika. Bunu 10 dakikaya düşürebilirsek ne mutlu ama biraz da zor gözüküyor Sayın Bakan. Çünkü alanımız çok sert ve geniş olduğu için bunu 10 dakikaya düşürmek bizim maliyetimiz herhalde bir iki kat arttırır diye düşünüyorum. Ona da değer... Düşme var. 2021 ortalamayı bozan yıl. Son 10 yılda çıkan Türkiye ve Antalya'ya kıyasladığımızda hemen hemen %9'u Antalya'da yangınları. Orman alanımız çok olunca yangın sayımızda maalesef ortalamanın... Ormana sahip, en fazla ormana sahip birinciyiz. Türkiye birincisiyiz. Yaklaşık Türkiye ormanlarının %5'i Antalya'da. Yangına hassas. Bizim için de en hassas işletmelerimiz Serif, Kaşağıl, Manar'da, batı tarafta da Kaş ve Kumluca. İklim değişikliği, dünyadaki sonuçlar, sera gazının artması, işte demin düştü. Onlardan görüntüler. Son yıllardaki yangınların büyümesini, onlarda da özellikle Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan patlığıyla beraber onlar felaket. Yoğun olarak da dünyada orman yangınlarının yoğunlaştığı bölgeler bunlar. Ama dikkatli olursak, hassas olursak hem çıkartmayı hem de bazılarını çıkartmasına engel de olabiliriz. Dolayısıyla buradaki tüm arkadaşlarımın özellikle yangın öncesi, yoksa yangın başladıktan sonra doğal olarak Orman Teşkilatımız, Tarım Orman Bakanlığımız, işte Büyükşehir, İtfaiye, yangın çıkartmamayla ilgili bakanlığımızın tavsiyelerini, önermelerini mutlaka sunmamız gerekiyor.